Haber Aktif kriz masası sürüyor sayın seyirciler. Son olarak işlediğimiz konu hepimizin cebinden çıkan para nereye akıyor? İşte o bir süredir kullanım ya da geçiş garantisi verilen paralara, projelere akıyor. Dolayısıyla onun akmaması hepimizin menfaati açısından önemli. En azından böyle bir dönemde. Konuyu Sözcü Gazetesi yazarı, vergi uzmanı Nedim Türkmen'le değerlendiriyoruz. Nedim Bey bu bölümde de bizimle birlikte. Nedim Bey, o son sorduğum soruyla ilgili devam edelim. Yani şu, biz bu kişiler hakkında en azından şu an için bir şey yapmıyoruz. Yani biz derken de devleti söylüyorum sonuçta, benim yapacağım bir şey yok. Yani devlet gidip de hayır mücbir sebep deyip bu ben size bir süre bu parayı ödemeyeceğim demiyor ya da sözleşmeyi değiştireceğim demiyor. Peki acaba bu firmalar şu anda devletin tanıdığı işte kısmi çalışma ödeneği gibi bir takım imkanlardan faydalanıyor olabilirler mi? Böyle bir durumda bu tabloya ne denir? Şimdi şöyle bir ilave yapalım aslında. Öyle. Geçen yıl 2018 yılında kurlar patlayınca bu firmalar özellikle Osman Gazi Köprüsü ile ilgili olarak Ulaştırma Bakanlığı'na dediler ki biz bu ödeme sistemini değiştirelim. Ocak ayındaki kuru alalım. Kur çok yükseldi ve bu kabul edildi. Aslında burada Ulaştırma Bakanlığı ile bu firmalar birbirinin içine geçmiş, o anlaşılıyor. Sonuçta burada da mücbir sebep var. Biz bunları bir yıl ödemeyeceğiz dendiği anda onların da hiç tahkime gitmeden bu işi çözeceklerini ben düşünüyorum. Önümüzde bir örnek var çünkü. Biliyorsunuz kısa çalışma ödeneği özellikle inşaat sektörü zaten en başta başvuranların arasında. Çoğunlukla 5 tane Türkiye'de en büyük 5 firma başvuru yapıyor bu büyük projeleri. Hı hı. Onların 2 tanesi çalışma ödeneği biz biliyoruz. Bu aslında biliyorsunuz kısa çalışma ödeneğindeki işsizlik fonundaki para devletin parası değil. İşçi ve işverenden toplanan paralarla oluşturulan bir fon. Dolayısıyla yani oradaki inşaat firmaları burada çalışma saatlerini azaltarak ya da faaliyet durduğu için kısa çalışma ödeneğine başvurmuş olmasını ben yadırgamıyorum. Hı hı. Burada tabii bu firmalardan daha çok bu tür böyle akla, mantığa, matematik kurallarına, ticari, teknik icablara uymayan sözleşmeleri yapanları bulup ortaya çıkarmamız lazım. Peki. Lazım. Onu da soracağım Nedim Bey. Son sorum zaten şu olacak. Evet. Yani böyle bir sözleşmeyi siz yapar mıydınız? Böyle bir sözleşmeye siz imza atar mıydınız? Bu kadar yüksek sayıda geçiş ve kullanım garantisi verilen projeler. Yani sırf şu anda işte otoyolları, köprüleri falan konuşuyoruz da biliyorsunuz yani çok böyle daha tenha yerlerde yapılan bir takım havaalanlarına sanki o şehirde milyonlarca kişi yaşıyormuş gibi, oralara yüz binlerce insan sürekli gidiyormuş gibi yapılan havaalanı kullanım garantileri. Şimdi izleyicimiz diyor ki Yaşar Arslanbay, isterim ki insanlarımız doğal ve sağlıklı yerleri tercih eder, değiştirelim artık bazı şeyleri demiş. Celal Topuz bize demiş ki hazine garantileri Londra tahkim şartına rağmen kaldırılabilir ve hatta sözleşmeler iptal edilip yapılan köprülere de el konulabilir. Avukat Celal Topuz demiş. Özgür Kaya şunu söylemiş. İşsizlik fonu darda kalan işverenimize, zorda kalan çalışanımıza destek olmak için var. Devletin malı deniz yemeyen domuz diyenler yanlıştır. Bu sistem yanlıştır. Bu kaynakların doğru aktarılması geliyor. Şimdi izleyicilerimiz bu konuda duyarlı. Çünkü hepimizin cebini ilgilendiriyor. Yani bugün neden bir işte işçi ayda 1177 liralık sadece bir ödenekle geçinmek zorunda kalsın? Neden bunun iki katı verilmesin? Neden asgari ücret kadar ücret ödenmesin? Neden daha fazlası ödenmesin? Çünkü para var işsizlik fonunda, işsizlik sigortası fonunda. Dolayısıyla bu konu hepimizin cebini yakından ilgilendiriyor. Anladığım kadarıyla her ne kadar İngiliz hukukuna bırakılmışsa da kaderimiz, yine de Türkiye'nin hala yapacağı şeyler vardır diyorsunuz ve yapmalıdır diyorsunuz, değil mi? Evet, şimdi şöyle, tabii bir sözleşme imzalamışsınız devlet olarak, ciddi bir devlet olarak. Bu hesaplamaları düzgün yapmanız gerekiyordu. Matematiğe uyması gerekiyordu. Kütahya'daki Zafer Havalimanı hep anlatılır. Şimdi Bayburt'a ilişkin böyle bir Bayburt Havalimanı'na ilişkin taahhütler var. Yani şu anda yani ilkokul yeni bitiren öğrenciye o ille ilgili verileri ortaya koyduğunuzda size bir sayı çıkartabilir. O sayılar bile yok. Aslında devlet ciddi bir kurumdur. İhale makamları bu
hesaplamaları harfiyen yaparlar kuruşu kuruşuna. Ama buralarda bunlar maalesef yok. Üstelik burada ben bir soru daha sordum bugün. Acaba bu projeler, bu yaptırdığımız köprülerle ilgili, tünellerle ilgili sigorta yaptırdık mı biz? Evet, deprem sigortası Dünya Bankası içinde böyle bir birim var. Hı hı. Burada siz örneğin Avrasya Tüneli'ni ben sigorta ettirmek dediğinizde sizin sigorta bedelinize bakıyor. Sonra diyor ki hayır, burası bu kadar para etmez. Bunun maliyeti 3 milyar dolar değil, 1 milyar dolardan ben ancak sigorta ettirebilirim diyor. Hmm. O yüzden çok merak ediyoruz biz de, acaba buraya sunulan rakamlar kabul gördü mü, hangileri sigortalı yaptırılabildi diye. Şimdi sonuçta hep bütçede kara delik bunlar. Geçen yıl 7.8 milyar oluşmuş ve bu sadece 2 yılın 3 yılın değil, önümüzdeki 25 yıl boyunca bu projeleri biz sırtımıza taşıyacağız. Şimdi bir sözleşme imzalamışsınız, biz bunu feshederiz, el koyarız. Ben bu yaklaşımlara çok katılmıyorum. Çünkü çok büyük tazminatlar çıkar. Yani orada millet arası tahkim var. Eninde sonunda siz çok yüksek tazminatlar öderseniz yine vatandaş bunu öder. Burada akılcı, hukuka uygun çözümler bulmak gerekir diye düşünüyorum. Ve burada tabii zaman içinde bu hesaplamalar yapıldığında bu gerçekten de ne kadar suistimal olduğu, ne kadar yanlış yapıldığını matematik olarak birilerinin önüne koyarsanız onlarla anlaşmanız daha kolay olur o zaman diye düşünüyorum. Cumhur İnceleri demiş ki bütçeden 10,6 milyara kaç şehir hastanesi yapılır düşünün PES demiş. Şimdi bu projeler tamamlandığında hep şu şekilde övüldü iktidar tarafından. Üstelik cebimizden de bir kuruş çıkmayacak ha denilerek, yani sık sık bu vurgulanarak, yani bunlar yapıldı bak ne güzel oldu. Üstelik de cebimizden de bir kuruş çıkmayacak, ama bu evet yapılırken cebimizden bir kuruş çıkmadı da bu şekilde cebimizden epey bir kuruş çıkıyor. Ve de önümüzde ne kadar, kaç yıl daha bunun böyle devam edeceğini bilemiyoruz. Firmalardan da herhangi bir şey gelmiyor. Ya bu olağanüstü dönemde hadi gelin şöyle bir şey yapalım, en azından şu kadar almayalım, şöyle bir değişik yapalım diye bir açıkçası jest de gelmiyor değil mi? Henüz böyle bir durum yok. Şimdi bu yayınlardan sonra gelebilir. Umutluyum ben o anlamda. Öyle mi? Evet. Umutluyum. Bu yani kamuoyu baskısı yaratıldığında olabilir. Bu 3 aylık 4 aylık dönemle ilgili haklarımızdan vazgeçtik diyebilirler. Hı hı. İleriki zamanda onu çıkartırlar bizden, ama sonuçta böyle bir jest yapabilirler. Hı hı. Öyle bakıyorum. Mümkün. Çünkü geçen 2018 yılında bu yapıldı. Bu zamanda da yapılmaması için hiçbir neden yok diye düşünüyorum. Çünkü Ulaştırma Bakanlığı niçin tahkime gidilmiyor baskıları karşısında? Evet, biz kabul ettirdik. Firmalar kendileri başvurdu. Biz talep bile etmedik. Bakın, kabul ettiler diyeceklerdir. Böyle bir şey bekliyorum yakın bir zamanda. Peki, efendim bir haberin kamuoyu duyarlılığı yaratıp ardından yönetici elitler üzerinde ya da bir takım firmalar üzerinde etki uyandırıp bir geri adım atma şeklinde sonuçlanması aslında haberciliğin kıymetini gösteren bir şeydir. Biz daha yeni 3 Mayıs işte Dünya Basın Özgürlüğü gününü geride bıraktık. Ama basın özgürlüğünde Türkiye'nin durumu malum. Dolayısıyla işte aykırı sorular ortaya çıkacak ki, farklı sorular ortaya çıkacak ki, kamu menfaatiyle ilgili sorular sorulacak ki bu konuda bir kamuoyu duyarlı olsun ve insanlar da evet ya benim cebimden niye bu kadar para gidiyor, hele ki böyle bir dönemde diye düşünmeye başlasınlar. Yönetici elitler de bunu dikkate alsınlar, ilgili firmalar bunu dikkate alsınlar ve bir şeyler olsun. Ben demiyorum ki %100 ideal bir şekilde sonuçlanabilir, ama bir şeyler olabilir. Bunu ama benim söylemem önemli değil, sizin şu anda söylemeniz daha bir haber değeri oldu. Böyle bir şey. Şimdi şöyle bir ilave edeyim size. Şöyle son 4 ayda bunun çok güzel örneklerini yaşadık biz. Evet. Örneğin değerli konut vergisi getirilmişti. Dedik ki bu yanlış, anayasaya aykırıdır. Bir sürü sizin gibi televizyon kanalları bu üzerine eğildi ve sonuçta geri adım atıldı. Yine bu kısa çalışma ödeneğiyle ilgili olarak 60 günlük süre tanındı devlete. İlla müfettişin uygunluk denetimi dendi. Dedik yanlış. Ondan da geri adım atıldı. Şimdi en son örneği bugün yaşadık. Maske örneği. Niçin
55 ülkeye yardım ediyorsunuz, maskeyi dağıtamadığınız baskısı karşısında ne oldu? Artık maske satışı serbest kaldı. Bu anlamda yayıncılık çok önemli. Yani etkisi yoktur diye düşünmemek lazım. Sürekli ısrar etmek gerekir diye düşünüyorum. Evet, bu konu önemli. Bu konuyu devam ettirmek gerekiyor. Çünkü adeta geleceğimizin ipotek altına alınma gibi bir benzetmeyle ifade edebileceğimiz bir durum var. Yani biz ödeyeceğiz, bizim çocuğumuz ödeyecek. Bu ne olacak, nasıl olacak? Yani bir de meblağ öyle bir noktaya geliyor ki o zaman bunu devlet yapsaydı belki daha hesaplı, değil mi? Öyle bir hesap da ortaya çıkabilir. Tabii kesinlikle öyle, kesinlikle öyle. Yani bunlar 3 kat, 5 kat pahalı yapılanlar da var. Aslında model çok basit. İlk bunu İngilizler bulmuş. Şimdi devlet olarak ben siyasi partiyim, ülkeyi yönetiyorum, hükümetim. Sizi 5 tane müteahhiti koyuyorum. Yurt dışından finansmanı buluyoruz ama devlet olarak ben garanti veriyorum, hazine garantisi veriyorum. Yani bize para verenin hiçbir riski yok. Sonuçta devlet bütün projeye garantör olmuş. Aslında yap işlet devlet sözleşmelerinde hazine garantisinin olmaması lazım. Yani sonuçta devlet bütün finansmanla ilgili bir problem çıkarsa bunu garantör olmuş, birilerini bulmuş, onlara yaptırmış. Onlar da 25 yıl boyunca o verilen garantilerle ilgili olarak para kazanıyorlar. Biz bunu kendimiz yaptırsaydık bunların %80 daha ucuzuna yaptırabilirdik. Bir de tabii bu projelerin gerekliliği konusu da çok önemli biliyorsunuz. Evet. Şimdi Çanakkale'ye köprü yaptırılıyor. İstanbul Havalimanı'na ihtiyaç var mıydı gibi birçok soruyu sormak gerekiyor. Yani biz işte bir sürü stadyumlar yapıldı biliyorsunuz. Trabzon'da havalimanı varken şimdi Rize'ye yapılıyor, Bayburt'a yapılıyor. Sonuçta bunların hepsi bu projeler kapsamında. Siz hizmet tabii ki önemli ama biz çok zengin bir ülkeymiş gibi bu yatırımları yapıyoruz. Ama burada eğitime para harcayamıyoruz, sağlığa para harcayamıyoruz. İnsanlarımız açlık seviyesinde yaşıyor. Bu dengeyi iyi kurmak gerekiyor. Ama bu dengeyi kurmak yerine dengenin daha da bozulduğunu görüyoruz şu anda. Dediğiniz önemli. Biz birazdan da İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe ile konuşacağız. İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nın o iki pistinin başına yapılan inşaatı süren hastane ile ilgili olarak tamam salgın hastanesi olarak övülüyor. Sahra Hastanesi'nden çok daha iyi deniliyor. Ama yani orada pistlerin işlevsiz kalmasının hiç mi önemi yok? Bunu da konuşacağız. Şunu da belirterek bitirelim. Biz hala tam olarak detaylarına hakim olmadığımız bir sözleşme üzerinden konuşuyoruz değil mi Nedim Bey? Yani bu bir ticari sır. Kamuoyunu bu kadar yakından ilgilendiren projelerin, sözleşmelerinin ticari sır olması kabul edilir mi? Devletle ilgili milli istihbarat dışındaki hiçbir sözleşme ticari sır olarak kabul edilemez. Sayıştay'ın denetimi olmak zorunda, bütçeden yaptığınız bütün harcamalarla ilgili bir sözleşme olmak zorunda. Bunlar kozmik bilgi gibi saklanıyor. Ama peyderpey şimdi zaten tahkime gidilmemesinin bir nedeni de o. Buraya gidilirse bu sözleşmenin detayları ortaya çıkacak. Hı hı. Bu hesapların yanlışlığı ortaya çıkacak. O yüzden gidilmiyor kapsamında ama satır aralarından ne olduğunu okuyabiliyoruz. Peki. O yeteneğimiz var çok şükür. Oradan çıkartıyoruz. Bir de madem İstanbul Havalimanı, Atatürk Havalimanı konuşacaksınız. Buyurun. Ben bir pas atmış olayım burada. Buyurun. Şimdi milli emlak devrediliyor oradaki. Yani artık havalimanı bütünlüğü bozulduğu için, o yüzden o pistler yıkılıyor. O bütünlük bozulduğu için artık milli emlak devrediliyor. Milli emlak devredildikten sonra da büyük ihtimalle oradaki arsa varlık fonuna girer. Ondan sonrasında tahminini ben bulunmayayım, siz bulunursunuz diye düşünüyorum. İlginç. Yani doğrudan milli emlaka devredilme şeyi yok, durumu yok. Ama bu hastane yapıp da o pistler kırılınca havaalanı vasfını yitiriyor. Ne olacağıdı değil mi? Yani sonuçta bu hastane oraya yapılacaksa tabii ki havaalanı niteliğini bu sefer kaybedecek. Ama bu konuda Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin bir açıklaması var. Onu birazdan vereceğiz. Nedim Türkmen çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim.
Sağ olun. İyi akşamlar. Evet, durum önemli. İzleyicimiz diyor ki evet sigortaları var ama farkı devletin sırtında. Devletin sırtında demek bizim sırtımızda demektir. Çünkü devlet bizden bağımsız bir şey değil. En azından gelir anlamında söylüyorum. Hepimizden alınan vergilerle devlet işliyor. O kasa o şekilde dönüyor. Böylece pas atmış oldu Nedim Türkmen diğer konumuza. Salgın hastanesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında da gündemdeydi. Övgüyle söz etti. Bu arada soru işaretleri var. Bir yandan şu, yani sayılar bu şekilde açıklanırken, bu derece düşüş kaydetmişken o zaman neden işte birkaç hafta sonra biteceği söylenen bir salgın hastanesine hala ihtiyaç duyuluyor? Bir sahra hastanesi yapılsa daha iyi olmaz mıydı? Ya da salgın hastanesi yapılsa bile Atatürk Havalimanı'nın bir takım binalarının kullanılması, donanımlarının kullanılması daha iyi bir seçenek olmaz mıydı? Ne açıdan daha iyi? Tabii ki kamu menfaati açısından daha iyi. Sonuçta ele aldığımız her konu kamu menfaati açısından daha iyi bir durum olup olmadığı ile ilgili. Bunu birazdan İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Cemal Gökçe'ye soracağız. Ama ekonomik sıkıntılarımızla ilgili yurttaşlarımız, vatandaşlarımız ne düşünüyor, ne hissediyor, neler yaşıyor? Bir onu izleyelim, ondan sonra devam edeceğiz. Nasıl gidiyor ekonomik durumlar? Bildiğiniz gibi herkes gibi biz de perişanız. Koronavirüs süreci en çok ekonomimizi etkiledi, kaygılarımız arttı. Yapılan yeni bir araştırmaya göre toplumun %90'ına yakın kısmı şahsi ekonomisine dair endişe duyuyor. Ekonomi şu anda ne var? Ekonomik var mı ki? Yok yani bak benim oğlum da kızım da şu anda çalışamıyor. Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklandığı 11 Mart'tan bu yana 223 binden fazla vatandaşımız işini kaybetti. Ekonomik yara daha da derinleşti. Gelinen noktada ise vatandaşlar işin sağlık boyutundan çok ekonomik boyutu konusunda endişe ediyor. Bundan sonraki süreçte faturaların yükseleceğini, kabaracağını, bir de onun dışında evde duran insanın çok fazla harcama yaptığını düşünüyorum. Zor. Okullar kapalı, özel okulda. O yüzden bankanın önünde bekliyoruz yani krediye müracaat etmek zorundayız. Araştırmada salgın sonrasında yaşamımızın ciddi şekilde değişeceğini düşünenlerin oranında küçük bir düşüş görülürken ekonomik endişe zaman ilerledikçe hiç gerilemiyor, sıcaklığını koruyor. Özetle meselenin günlük yaşam boyutuna dair bakışta bilincin ve alışkanlığın artmasıyla vatandaşlar rahatlamaya başladı. Ancak ekonomiye dair büyük endişeler kalıcı. Maddi durumdan sıkıntı. Al geldik bakalım belki kredi isteyeceğiz. Verirse kredi çekeceğiz öyle geçineceğiz. Verirse o da. Onu da bilmiyoruz. Yani ya yarın ne olur onu da bilmiyoruz. Evet, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe bizimle birlikte. Cemal Bey merhaba. İyi yayınlar diliyorum Sayın Karadağ. Teşekkür ediyorum. Şimdi bugünlerde Atatürk Havalimanı'nın o pisti üzerindeki hastanenin, salgın hastanesinin inşaatı ile ilgili yeni görüntüler paylaşılıyor. İşte son aşama evet. Diyor, deniyor. Yapımı hızla sürüyor deniliyor. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın bir açıklaması var. 3 pist vardı diyor. İkisi kuzey güney diye bilinen 3000 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde uluslararası standartlarda. Biri de 2500 metre uzunluğunda 60 metre genişliğinde iki pist. İki uzun pistin de başı kırıldı. Bu teknik evet. Bir tabir, başı kırıldı. Dolayısıyla iki pistte kullanılamaz hale geldi. Stratejik noktaları yok ettiler diyor CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat. Şimdi Devlet Hava Meydanları İşletmesi de bir açıklama yaptı. Dedi ki genel havacılık ve kargo operasyonları 05-23 pistinden Annex 14 standartlarına uygun bir şekilde uçuş emniyeti ve havacılık güvenliğinden taviz verilmeden gerçekleştiriliyor. İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerle aynı doğrultuda olduğu için büyük taşınma sonrası kullanılmayan ve inşaat alanına dahil edilen pistler pandemi dolayısıyla aktif olarak hizmet veremeyen Türk Havacılığı uçaklarına park hizmeti sağlıyor. Yani Devlet Hava Meydanları İşletmesi şunu demeye çalışıyor. Ya zaten İstanbul Havalimanı ortaya çıktıktan sonra yeni havalimanı ve bu Atatürk Havalimanı'ndaki pistler de onunla aynı doğrultuda olduğu için zaten bu pistler kullanılamaz durumda demek istiyor. Evet. Ama diğer o kullanılabilir durumdaki pistten de biz kargo vesaire türü faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Siz ne diyorsunuz hocam? Bir kez öncelikle şunu ifade edeyim.
dünyada yılda 65 milyon yolcu taşıyan bir hava alanını hiçbir ülke kapatmaz. En son kapatılıncaya kadar, kapatılmadan bir yıl önceki Atatürk Havalimanı'nın bir yılda taşımış olduğu yolcu sayısı 65 milyon mertebesinde. Bunun bir kez sorgulanması lazım. Önemli bir hava alanıydı, stratejik bir hava alanıydı. İstanbul bir deprem bekliyor. İşte koronavirüsü gibi dünyada sıkıntı yaşatan, yaratan bir hastalıkla karşı karşıyayız. Stratejik bir hava alanı olarak 3. havaalanının yapılmış olması ciddi bir sorundu. Yapılmaması gerekirdi ama başka bir tartışma konusu. Fakat İstanbul Atatürk Havaalanı stratejik bir havaalanı olarak kullanılabilirdi. Bu yanıyla da yok edilmemesi gerekirdi. Siz eğer iki pisti yok ediyorsanız, pandemiyi de gerekçe olarak gösteriyorsanız, tabii ki o havaalanını kullanamayacaksınız. Açıkçası sizin stratejiniz Atatürk Havaalanı'nın kullanılmaması üzerine kurulduğu için bunlar yapılıyor. Çünkü ilgili Sahra Hastanesi daha gerisine, başka bir yere yapılabilirdi. Hatta ve hatta herkesin bu işi anlayan, bu işi birazcık bilen insanların, halk deyimiyle ifade edeyim, dilinde tüy bitti. Atatürk Havaalanı'nın diğer binaları Sahra Hastanesi olarak, Pandemi Hastanesi olarak daha masrafsız olarak kullanılabilirdi. Birincisi bu. İkinci olarak Atatürk Havaalanı yeni tartışılmıyor. Üçüncü havaalanının yapılmış olmasıyla ilgili değil. Üçüncü havaalanı gündeme gelmeden önce de tartışılmıştı. Şu çerçevede tartışılmıştı. O yolcu sayısı çerçevesinde ihtiyacı karşılayamadığı için Sabiha Gökçen Havaalanı ile birlikte pist ilavelerinin yapılması ve pistlerin artırılması çerçevesinde tartışılmıştı ve uygun görülmüştü. Bırakalım mevcut iki pistin ortadan kaldırılması, tam tersi genişletilmesi çerçevesinde gündeme gelmişti havaalanı. Uygun da görülmüştü fakat sonradan üçüncü havaalanı gündeme gelince bu durumda ortadan kalkmıştı. Dolayısıyla ilgili pandemi hastanesinin oraya yapılmış olmasının temel nedeni Atatürk Havaalanı'nı tümüyle ortadan kaldırmaktır. Bakın Sayın Karadağ, başka bir şey söyleyeyim. Tabii gidip görmemiz, gezmemiz mümkün değil, mümkün olmadı. Fakat basit bir hastane yapıyorlar. Temel ve ağırlığı itibariyle ifade ediyorum. O pistleri neden kırdılar, bunu benim hiçbir meslektaşım anlayamadı. Tam tersi, siz onlarca ton ağırlığında uçağı indiriyorsunuz o pistlere. Eğer temel olarak kullanacaksanız bile ilgili işte pistlerin üzerine bu hastaneyi yapabilirdiniz. Ama karar vermişler, Atatürk Havaalanı tümüyle ortadan kaldırılması gerekir. Bundan sonraki süreçte kesinlikle kullanılmaması gerekir anlayışı söz konusu olduğu için var olan pisti, var olan pistteki betonları kazıyarak tümüyle attılar. Oysa inşaat tekniği açısından, bilim açısından, mühendislik açısından buna da ihtiyaç yoktu. Yani şunu açıkçası mu, Cemal Bey, şunu mu söylüyorsunuz? Şimdi birincisi diyorsunuz ki hastane oraya yapılmamalıydı. Kesinlikle, hastanenin yapılabileceği bir sürü alan vardı orada diyorsunuz. Ya kesinlikle. Da, evet. İkincisi kalıcı bir salgın hastanesinden ziyade orada Sahra Hastanesi yapılmalıydı. Hem çok daha hızlı bir şekilde hayata geçerdi, hem de çok daha ucuz olurdu. Ve ihtiyaç ortadan kalktığında da kurtulmuş olurduk bu mali yükten. Kesinlikle. Ama bununla birlikte anladığım kadarıyla şunu söylüyorsunuz siz. Ya yine de hadi Sahra Hastanesi'ni tercih etmediniz. Hadi Atatürk Havalimanı'nın diğer bir takım tesislerini, binalarını kullanmayı tercih etmediniz. Hadi illaki bir kalıcı hastane inşa etmek istediniz ve bunu da illaki pistin o başına koymak istediniz.
O şeyi kıracak bir durum yok diyorsunuz değil mi anladığım kadarıyla? Yani öyle kesinlikle bir... o betonu niye kırıyorsunuz? Yani neden bunu şey mi çok alçak bir hastane yapılması anlamında mı söylüyorsunuz? Ciddi bir temel gerektirmemesi anlamında mı? Tabii ki ciddi bir temel gerektirmiyor. Yani var olan hastane tekniği açısından ifade ettikleri kadarıyla bir sahra hastanesi az katlı, bilemedin iki katlı olarak işte görüyoruz, düşünülen bir hastane. Onun için farklı bir temele gerek yoktu. Zaten var olan pistler yıllarca uçaklar kalkmışlar, inmişler. Aynı zamanda denenmiş pistler, bir temel oluşmuş orada. Neden o betonu kaldırıyorlar, yeni bir temel oluşturuyorlar? Bunu anlamak mümkün değil, tırnak içerisinde söylüyorum. Demek ki tümüyle o hastane yapılması değil öncelikli olarak. Çünkü hastane birçok yere yapılabilirdi. Biraz önce ifade ettiğim gibi, siz de biraz önceki programınızda konuştuğunuz gibi oradaki işte Atatürk Havaalanı'nın diğer işte binaları hastane olarak kullanılabilirdi. Hadi buna karar verdiniz, o pistleri niçin kaldırıyorsunuz? Demek ki sizin temel amacınız hastane yapmaktan çok daha öteye Atatürk Havaalanı'nı bir daha havaalanı olmayacak çerçevede kaldırmak üzerine kurulu stratejiniz. Bu nedenle bunlar yapılıyor diye de insanı düşündürttü. Dolayısıyla bu çerçevede ifade etmeye çalıştım Sayın Karadağ. Peki, başka bir konu vardı. Bilmiyorum siz biraz önce konuşmanızda da girmediniz konuya. Örneğin o kadar acele ettiler ki TAV'la biliyorsunuz TAV işletiyordu ilgili havaalanını, Atatürk Havaalanı. Onun süresi henüz bitmemişti. Ki süresi bitmediği için ekstra olarak TAV'a 389 milyon avro para ödendi. Evet. Yine ben bundan 2 yıl önce şöyle ifade etmiştim ki Türkiye ciddi bir ekonomik krize sürükleniyordu. O belliydi 2 yıl önceden ki başka ülkelerde de aynı durumla karşılaşıldığı için biz bunu biliyoruz. Demiştim ki siz işte ilk yıl 90 milyon yolcu, 3. havaalanı ile ilgili söylüyorum. 2. yıl 120 milyon yolcu, 3. yıl 150 milyon yolcu taşıyacağız diyorsunuz. Ama ekonomik krizin olduğu yıllarda, dönemlerde insanlar uçmazlar, insanlar evlerinden dışarıya çıkmazlar. Dolayısıyla sizin yapmış olduğunuz anlaşmalar çerçevesinde 3. havaalanı çok ciddi bir yük olarak bu ülkenin başına bela olacak. Bu nedenle madem ki başladınız bunun süresini uzatın. Oysa süresinden çok daha erken yani yapılmış olan mukavele çerçevesinde beşliyle henüz süre tamamlanmadan ilgili hava alanını açtılar. Peki. Dolayısıyla birçok çerçevede hem 3. hava alanının yapılması, işte işletmeye açılması, Atatürk Havaalanı'nın işte kapatılmış olması, işte stratejik bir hava alanı olarak kullanılması gerekirken iki pistinin yok edilmiş olmasını gerçekten dilim varmıyor ama ben ihanet derecesinde bir iş olarak değerlendiriyorum. Sadece bu benim düşüncem değil, bütün meslektaşlarımın bu işi çalışan, gerçekten az gelişmiş olan bir ülkenin bir kuruşa bile ihtiyaç duyduğu dönemlerde ilgili hava alanını yok etmek, stratejik bir hava alanını yok etmek ihanetin dışında değerlendirme şansımız yok gibi geliyor bana. Şimdi Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin açıklamasını bir kez daha hatırlatalım. Orada zaten kırılmış olan pist zaten kullanılmayacaktı diyor. Neden? Çünkü yeni havalimanıyla aynı doğrultuda olduğu için pistleri, oradaki trafik olduğu sürece zaten oraya bir iniş çıkış olmayacaktı. Diğer pistten de işte kargo benzeri işte uçaklarla ilgili hizmet vermeye devam ediyor sorunsuz bir şekilde. Şimdi yani olur da hani olağanüstü bir durum olursa, yeni havalimanını geçici olarak kullanamayacağımız bir durum olursa, o zaman aynı doğrultuda olan Atatürk Havalimanı'ndaki bu iki pist çok daha değerli bir seçenek haline gelmeyecek miydi? Kesinlikle Sayın Karadağ, hatırlarsanız geçtiğimiz kış aylarında bir gün sis nedeni ile ve rüzgar nedeniyle 3. havaalanına uçaklar inmediler. Uçakların kimisi geri döndü, kimisi ise Çorlu Havaalanı'na gitti, indi. Hı hı.
Dolayısıyla aynı şey, tabii bu işi bilen insanlar ifade ediyorlar. Hı hı. 365 gün içerisinde özellikle kış mevsimlerinde 3. havaalanının sürekli kullanılabilme şansı yok. Bu yanıyla bile Atatürk Havaalanı'nın muhafaza edilmesi gerekirdi. Çünkü pistlerin aynı istikamette olması nedeniyle ortadan kaldırılması doğru bir gerekçe değil. Bugün de biz biliyoruz ki çeşitli uçaklar ki bir hafta öncesine kadar iniyordu, kalkıyordu kargo uçakları veyahut işte çok özellikli yolcuların gelmeleri evresinde havaalanı kullanılıyordu, Atatürk Havaalanı. Peki bugüne kadar kullanıldığı evrede 3. havaalanının uçaklarıyla bir çakışma, bir çarpışma olmadı da bundan sonraki evrede mi olacaktı? Yani ilgililerin, hava meydanıyla ilgili açıklama yapan ilgililerin akıllarına bu durum yeni mi geldi? Peki. Valla ne söylerlerse söylesinler, ne tür gerekçeler ifade etmeye çalışırlarsa çalışsınlar, inandırıcı olamazlar. Temel gerekçeleri son derece stratejik bir havaalanı olan Atatürk Havaalanı'nı tümüyle yok etmek üzerine kurulmuştur. Bu bir stratejidir. Ama ülkemiz için yapılan en kötü bir durumdur. Hatta ihanet çerçevesinde bir durumdur. Ülkemiz insanları, ilgilileri, buna karar verenleri hiçbir zaman affetmeyeceklerdir diye düşünüyoruz. Peki şimdi Sahra Hastanesi konusu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bir Sahra Hastanesi girişiminde bulundu ve bu küçümsendi. Aman canım böyle de hastane mi olur diye, bakın işte biz burada asıl kalıcı hastane yapıyoruz, şehir hastanelerimiz ortada. Şimdi Sahra Hastanesi tam da böyle olmaz mı? Yani geçici bir alana kurulan bir şekilde Sahra Hastanesi dediğimiz nedir? Zaten ismi üzerinde biz bilirsiniz, sizinle de daha önce programlar yapmıştık. Yıllar önce. Evet. Benim 5 evet, yıllık ekran aramdan önce. Bir kez hoş geldiniz de diyeyim size, hoş çok bulduk. Mutlu olduk tabii sizi tekrar ekranlarda görünce. Sürekli olarak ifade etmiştik. Demiştik ki İstanbul'da boş alan kalmadı. Var olan hastanelerin önemlice bir kısmı yaşayacağımız depremde devre dışı kalacaklar. Dolayısıyla boş alanları, yeşil alanları ortadan kaldırmayın. En azından deprem sonrası bir yanıyla insanlar toplanma alanı olarak kullanacaklar veya çadır kurulacak, insanlar ihtiyaçlarını karşılayacaklar. En iyi ihtimalle de Sahra Hastanesi olarak kurulacak, insanlar orada tedavi görecekler. Çünkü amaç böyle tümüyle kalıcı çerçevede bir hastane oluşturmak değil. Biz bunu deprem yaşayan işte Körfez ilçesinde gördük. Evet. Biz bunu Van depreminde yaşadık. Dolayısıyla İstanbul içinde aynı şeyleri sürekli olarak gündeme getirmiştik. Deprem sonrası çok kısa zamanda kurulacak ve sonradan da ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra kaldırılacak. İsmi üzerinde geçici hastaneler. Dolayısıyla Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yapmış olduğu hastane gerçekten bir Sahra Hastanesi'dir. Hatta yine basına yansımıştı. Yeşilköy'deki ilgili fuar alanının yöneticileri bizim buradaki işte fuar yerlerimiz boş. Hı hı. Gerekirse bu alanları Sahra Hastanesi olarak kullanabilirsiniz diye de ifade etmişlerdi. Peki. İsmi üzerinde zaten geçici olarak kullanılan, kurulan, hızlı bir şekilde, ucuz bir şekilde kurulan, ihtiyaç ortadan kalktıktan sonra da eğer istenirse kaldırılacak olan hastanelerdir. Peki. Dolayısıyla madem ki Sahra Hastanesi yapıyorsunuz siz havaalanına, Atatürk Havaalanına, o zaman o pistleri niye yok ediyorsunuz? Artı Adana'da, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'nın her şeyi hazırlamış olduğu o hastaneyi niçin küçümser olarak onu değerlendiriyorsunuz ve peki, bakıyorsunuz? Dolayısıyla bu anlayışı da doğru bulmak mümkün değil Sayın Karadağ. Peki. İnşaat Mühendisleri Odası Genel Başkanı Sayın Gökçe bizimle birlikteydi. Cemal Gökçe, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.
İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet, Cemal Gökçe'nin açıklamalarından şu manşeti çıkarabiliriz. Cemal Gökçe diyor ki, bir, böyle durumlarda kalıcı hastanelere değil sahra, yani geçici hastanelere ihtiyaç vardır. İhtiyaç ortadan kalkınca böylece çok düşük bir maliyetle oluşturduğunuz bir projeyi de rafa kaldırmış olursunuz. Fazla bir şey kaybetmemiş olursunuz. Ama diyelim ki kalıcı bir hastane yapılıyor ki şu an olduğu gibi salgın hastanesi. Bunu da başka bir yere yaparsınız, pistlerin başına yapmazsınız. Üç, hadi diyelim ki pistin başına yaptınız. Yani kat yüksekliği bu kadar olan bir projede zemin gücü açısından çok dayanıklı çünkü havaalanı pisti olması itibariyle uçaklar iniyor kalkıyor. Aslında böyle bir temel yapıp oradaki pistin kırılmasına da gerek yoktu diyor. Hiçbir meslektaşım da bunu anlayamıyor diyor. Evet, diyen kim? Diyen önemli bir meslek kuruluşunun başındaki isim, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Cemal Gökçe. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı. O takvime göre hangi tarihlerde neler olacak, hangi önlemler yavaş yavaş gevşetilecek adım adım, bunu programımızın başında aktardık ve konuyla ilgili de uzman görüşlerini sizlere ilettik. Şimdi programımızın başında da duyurduğumuz kısım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında birkaç haftadır konuşmasında aynen tekrar ettiği bir yöntem var. Konuşmasının başında daha bir ulusa sesleniş gibi herkesin merakla beklediği konulardaki açıklamalarını yapıyor. Ancak konuşmasının bir kısmından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı gibi bir anda sanki bir meclis grup toplantısıymış gibi muhalefete, CHP'ye yüklenmeye başlıyor. İşte o kısmı da daha sonra vereceğiz demiştik. Şimdi o kısmı veriyoruz. Bakın Cumhurbaşkanı Erdoğan önlemleri açıkladığı konuşmanın devamında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak neler söyledi? Dünyanın özellikle salgın sonrası hiçbir bakımdan asla yeniden eskisi gibi olamayacağı bir dönemden geçtiğimizi unutmamalıyız. Bu sürecin ülkemizde de siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel her türlü alanda yeni bir silkinişe, yeni bir uyanışa, yeni bir dirilişe vesile olmasını diliyorum. Çünkü ülkemizde maalesef tek parti devrinden beri bu millete maddi manevi eziyet eden bir anlayışın salgın günlerinde dahi içindeki kini, nefreti, karanlığı ortalığa saçmaktan geri durmayan örnekleriyle karşılaşıyoruz. Milli iradenin üstünlüğünü, demokrasiyi, hakkı, hukuku, adaleti, sandığı hazmedemeyen bu faşist zihniyet hala vesayet, darbe, junta özlemiyle yanıp tutuşuyor. CHP yöneticilerin sadece son bir haftadaki beyanlarını alt alta koyduğunuzda ortaya çıkan tablo bize bunu söylüyor. Bu zihniyetin ülkemizin 70 yıllık demokrasi tecrübesinden zerre kadar nasiplenmediği anlaşılıyor. Demokratik yöntemlerle iktidara gelmek yerine darbeyle ülkenin yönetimini gasp etme hevesiyle hareket edenler 15 Temmuz'da milletten aldıkları derse rağmen aynı yolda yürümekte ısrar ediyorlar. Sadece son günlerdeki kötü örnekler bile karşımızdaki hastalıklı zihniyetin asla iflah olmayacağının delilidir. CHP yöneticilerinin güya siyaset diye sergiledikleri tavırlar dünyanın hiçbir yerinde demokrasiyle, hukukla, hatta insanlıkla bağdaşmaz. Sürekli yalan söyleyerek siyaset yapılmaz. Sürekli yanlış bilgilerle insanlar haksızca itham edilerek siyaset yapılmaz. Sürekli iftira atılarak insanların mahremiyetine girilerek siyaset yapılmaz. Doğru olmadığını çok iyi bildikleri konuları pervasızca ve yol açtığı sosyal, siyasi, ekonomik sonuçları umursamadan tartışmaya açanların yaptıkları işin adı siyaset değildir. Gerçi bunların kasetle göreve gelmiş genel başkanları da yıllardır aynı yöntemleri kullanıyor. Hal böyle olunca yardımcılarına, il başkanlarına diyecek söz bulamıyoruz. CHP'nin bu tarzı yüzünden
yeni nesillerin siyasetten soğumasından endişe ediyoruz. Evet, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak başladığı konuşmasının Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak sürdürdüğü bölümünde CHP'ye yönelik yüklenişi bu şekildeydi. Sert sözleri bu şekildeydi. Biz bunu aslında bu programda gazeteci yazar Fikret Bilay'la değerlendirecektik ama diğer konularımız çok fazla vakit aldı ki hak ediyordu da o vakti. Fikret Bey'i de bu konuda yormak istemedik. Ama Fikret Bilay'la biz daha önce yine benzer durumlarda, yani Cumhurbaşkanı'nın ulusa sesleniş tarzındaki konuşmalar ya da kamuoyuna yaptığı açıklamalar, herkesi ilgilendiren meselelerde yaptığı konuşmaların son bölümünü böyle bir tutumda sürdürmesini konuşmuştuk. Fikret Bila bu üslubun çok yanlış bir üslup olduğunu defalarca belirtmişti yayınımızda. Şimdi bu açıklamaya ilişkin olarak muhalefetin, ana muhalefetin tepkileri bugün içerisinde gelecektir. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamasını getireceğiz şimdi ama yanlış anlaşılmasın. Cumhurbaşkanı'nın bu sözü üzerine söylenmiş değil, Cumhurbaşkanı sözünden önce söylenmiştir CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak'ın şimdi aktaracağımız sözleri. Öztrak, maske nerede demeye getirmiştir. Dünya salgından çıkış sürecindeyken biz ikinci bir salgın dalgasına yakalanırsak bunun yol açacağı can kayıpları ve ülkemizin kaçıracağı ekonomik fırsatlar çok büyük olacaktır. Sorumlu bir çıkış için mutlaka alınması gereken iki tedbiri burada bir kere daha hatırlatmak istiyorum. İlk tedbir, test sayısının arttırılması ve filyasyon yönteminden yaygın ve tesadüfi test yöntemine geçilmesidir. İkinci tedbir ise yüz maskesi başta olmak üzere koruyucu ekipmanlara erişimin kolaylaştırılmasıdır. Ancak buradan üzülerek ifade etmek isterim ki saray hükümeti bir maske meselesini hala çözememiştir. 1,5 ay geçti. Ağızlarından 5 koyunu güdemezler laflarını düşürmeyenler şu millete 5 maskeyi dağıtamamışlardır. Vatandaşlarımıza hem diyeceksin ki takmaya mecbursun, hem de takmaya mecbur tuttuğun 5 maskeyi onlara gönderemeyeceksin. Tek kullanımlık maskeler artık defalarca kullanılır hale geldi. Aslında bu gönderilen maskeler de delikli türbentten farksız. Bu maske skandalında sadece vatandaş değil, maske üreticileri de perişan. Saray hükümeti ne üreticilerden maskeleri satın alıp millete dağıtabiliyor, ne de üreticilerin maskeleri dışarıya satmasına izin veriyor. Evet, çok çarpıcı bir olay da Ahmet Şık'tan gelen açıklamaydı. Ahmet Şık Twitter'da şu sözlerle partisinden ayrıldığını duyurdu. Eş başkanlarımızı tenzih ederek parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa ettim dedi. 1 Nisan günü ilgililerine iletmiş olduğum istifa kararım 4 Mayıs itibariyle resmiyet kazanmıştır. Kararım bireysel bir politik tutumun yansıması olup herhangi bir komplo teorisine itibar edilmemesi temennimdir. Yolumuz açık, önümüz barış olsun. Bu önemli bir olay ve daha çok konuşulacak. O çok net. Ne demek istiyor Ahmet Şık? Eş başkanlarımızı tenzih ederek parti yönetiminde bulunan hakim bir anlayışın HDP'nin gücü, anlamı ve değerleri hilafına demokratik teamüllerden uzak tutumlarında ısrarları nedeniyle HDP'den istifa etti. Üstelik de 1 Nisan günü bildirilmiş ve daha yeni resmiyet kazanmış. Yani çok dünün, önceki günün olayı da değil. Şimdi bu tweet ortaya çıkınca, Ahmet Şık böyle bir paylaşım yapınca hemen acaba Türkiye İşçi Partisi'ne mi geçecek diye yorumlar yapılmaya başlandı. Geçecek mi? Enver Aysever bu soruyu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay'a canlı yayında sordu. Ahmet Şık'ın istifasını ben de bugün Twitter'dan öğrendim. Yazdığına göre HDP içerisinde
tam tweet'i hatırlamıyorum, yönetici bir grupla politik anlamda anlaşamadığımız için istifa ediyorum gibi bir cümle kullanmış. Sen o dünyayı iyi tanıyorsun. HDP içinde de dışarıdan gelenleri tırnak içinde kabul etmeyen tutucu ve kemik bir kitle mi var ve oranında bir milliyetçi damarı mı var? Yoksa sandığımızdan farklı bir siyasi boyut, örneğin piyasacılık, liberalleşme gibi bir tartışma mı olabilir? Çünkü sonuç itibariyle HDP'de iki genel başkanı ve pek çok yerel yöneticisi hapiste olan bir siyasi parti. Bir taraftan toplumun önemli bir kesimi partinin terörle doğrudan bağı olduğunu düşünüyor ya da propagandası yapılıyor. Ama Ahmet Şık gibi, sen de oradan seçildiğin için düşünsek, pek çok insan da demokratik siyasetin yolunu oradan açtılar. Hani ben Ahmet Şık'ı da arattıracağım ama senin fikrini merak ederim. Yani ben şöyle değerlendiriyorum. Halkların Demokratik Partisi'ni gerçekten Türkiye'de çoğulcu siyaset açısından en demokratik ortam olarak tanımlamak gerçekle bağdaşmayan bir şey değil. Ben bunu çok inanarak da söylüyorum. Sonuçta Ahmet'in de böyle inandığını ve böyle inandığı için de o partide şu ana kadar siyaset yaptığını da düşünüyorum. Ama bir siyasi parti içerisinde siyaset yapmak bir denge işi de aynı zamanda. Ve Halkların Demokratik Partisi gibi birçok bileşenden oluşan bir parti içinde siyaset yapmak, dışarıdan bakın işte şöyle Kürt milliyetçisi bu parti, kimseye söz hakkı tanımıyor şeklinde söyleyebilecek kadar hakkaniyetsiz de bakmamak gereken bir şey. Ahmet'in ne yaşadığını bilemeyiz çünkü bu HDP'nin iç işi. Ben HDP ile seçim öncesi ittifak yapmış, oradan aday gösterilmiş ama başka bir partinin milletvekiliyim. O yüzden şu an HDP adına da Ahmet adına da konuşamam. Ama bu şöyle bir şey değil, onu net olarak biliyorum. Ahmet fikrini söylemesin diye müthiş bir baskı vardı gibi bir şey değil. Gerçekten politik bakış açıları, perspektifler arasında farklılık olmuştur. Bunları daha önce muhakkak konuşmuşlardır ki süreç buraya gelmiştir. Ama HDP'nin de, Ahmet'in de ve bizim dışarıdan HDP ile ittifak yapmış olarak bir parti gözüyle de bakış açımız şudur. Ahmet Şık'tı zaten ve HDP ile o da bir yol birlikteliği. Size gelir mi Ahmet Şık? Yok, bizim ne öyle bir gündemimiz var, ne etik buluruz, ne Ahmet buna etik bulur. Ne de böyle bir çağrı yaparız. Bu bambaşka yani bir şey. Yani etik olmanın dışında siyaseti sürdürecekse sizde olamaz mı? Yok. Hayır. İşte tam olaya geliyorum. Bu siyaseti beraber sürdürmemiz için Ahmet'in tipli olmasına, HDP'li olmasına da gerek yok. Burada bir yoldaşlık hukuku var. Biz tip ve HDP olarak ittifak kurarken de ne biz HDP'li olduk ne HDP'liler tipli oldular. Beraber bir yol yürüdük. Hala yol yürüyoruz. Ben Ahmet'in bu istifadan sonra da aynı mücadeleyi, aynı ortaklıkla beraber ama parti üyesi olmadan da yürüteceğim. Evet, günün çok dikkat çeken bir gelişmesiydi. Belli ki yeni günde de ve sonraki günlerde de çok yankılanacak bir gelişme. Haber Aktif kriz masası burada sona eriyor sayın seyirciler. Yarın gece tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.